Merhaba herkese. Şimdi her gün tabii ister istemez gündeme bakıyorsunuz. Sizler de hepimiz bakıyoruz. Tabii bu gündem içerisinde bir haber benim dikkatimi çekti. 2022'nin yatırım planı. Cumhurbaşkanı, partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzasıyla yayınlanan bir kararname. Kararname 2022 yılının yatırımlarını içeriyor. Bu yatırımlar içerisinde tabii düşünebilirsiniz. Yani fabrika yatırımı mı, sanayi yatırımı mı vesaire, teknoloji yatırımı mı, mutlaka bunlar da vardır. O yatırım planlamasının içerisinde 2022 yılı için, yani içinde bulunduğumuz yıldan bahsediyorum. Şimdi burada 36 yeni cezaevi yapılacakmış Türkiye'de. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararnamenin altına imza atmış. 36 yeni cezaevi, ister istemez bunu okuyunca şöyle bir düşündüm. Yani 36 yeni cezaevine neden ihtiyaç var diye. Düşünsenize, yani fabrikadan bahsetmiyoruz. Mutlaka fabrikalarda olabilir, bilmiyorum, ama 36 yeni cezaevi ne anlama geliyor? Birkaç avukat arkadaşım var. Onlarla konuştum. İşte kendi kafamda bir şeyler biriktirdim. Yani neden cezaevi yapma gereksinimi duyar bir ülke ve bunu bir yatırım karşılığı olarak 2022 planlaması içerisine alır. Tabii bizim gibi ülkelerden kaynaklanıyor bu. Yani bir nevi demokrasi kandırmacası adı altında demir yumrukla yönetilen, yani tek adam rejimiyle, bir nevi tek adam rejimiyle yönetilen ülkelerde bu bence yaşanmakta. Ve 36 yeni cezaevi, o soruyu size de sorayım. Siz de lütfen bu videoyu izlerken siz de düşünün. Neden yapılır? Türkiye'de aşağı yukarı yani verilen istatistik 383 cezaevi varmış. Yani tutuklu ve hükümlüler kalıyor burada. Ve buna 36 tane daha eklenecek. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de bitirilecek bunlar. Toplamda 36 yeni cezaevinden bahsediyoruz. Tabii o soru şu: neden cezaevi yapar bir ülke? Öyle bir tane iki tane de değil, 36 cezaevi neden yapılır diye. Siz bu sorunun cevabını da kendi kafanızda vermeye çalışın. Ben bazı istatistikleri paylaşayım sizle. Ardından da neden olabileceğini konuşalım. Şimdi bir veri buldum. 2021 Nisan verisi. Avrupa'da nüfusuna göre en fazla tutuklu ve hükümlünün bulunduğu ülke hangisi? Türkiye. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Avrupa birincisiyiz bu konuda. Yani cezaevlerimizdeki tutuklu ve hükümlü sayısı nüfusa göre en fazla olan ülkeyiz. İkinci sırada kim var derseniz Rusya var. Üçüncü sırada kim var derseniz Gürcistan var. Bakın, bu ülkelerin hepsinin ortak özelliği, üç aşağı beş yukarı, demokrasi adı altında demir yumrukla yönetiliyorlar. Yani tek adam rejimleriyle yönetiliyorlar. Ha, anayasaları yok mu? Var tabii ki. Orada da demokrasi denmiyor mu? Deniyor tabii ki. İnsan hakları denmiyor mu? Deniyor tabii ki. Ama bunun hepsinin birer kandırmacı olduğunu üç aşağı beş yukarı hepimiz tahmin edebiliyoruz. Bizim gibi az gelişmiş veya gelişmekte olan, insan haklarına çok da fazla saygı duyulmayan ve güçlünün adaletinin uygulandığı, adaletin gücü yerine güçlünün adaletinin uygulandığı bir ülkede aslında şaşırmıyorsunuz 36 yeni cezaevi yatırım planlaması arasına alınmasına. Tabii neye göre bu 36 belirleniyor? Düşünsenize, yeni cezaevi yapılacak ama hangi istatistiğe göre, hangi öngörülere göre 1 değil, 2 değil, 3 değil, 10 değil, 36 yeni cezaevi yapılmasına karar veriyor. Şöyle bir düşündüm, yani tabii konuştuğum hukukçu arkadaşlar da var. Ve aklıma şöyle bir sıralama geldi. Birinci sırada şu geliyor. Bir, herhalde iktidar önümüzdeki süreç içerisinde suçun artacağını düşünüyor. Suç artarsa tabii ki suçlu da artacak demektir. Ve suçlunun artması demek yeni cezaevlerine ihtiyaç duymak demek. Yeni kapalı veya açık cezaevlerinin yapılması, inşa edilmesi demek. Bu en akla gelen birinci olasılık. Yani at yarışlarında vardır ya, favori.
favori bence bu. Ha, ikinci sırada biliyorsunuz bizde tutuklamalar, daha doğrusu uzun tutuklamalar söz konusu. Yargılamalar çok uzun sürdüğü için ve bu yargılamalar bir türlü karara zor dönüştüğü için veya uzun yıllar aldığı için cezaevlerinde büyük oranda tutuklular bulunuyor. Ya diyeceksiniz ya Fatih, yani adli kontrol sistemi vardı, işte evde kontrol, her gün veya her hafta gidebilir, imza verebilir, sanal kelepçe, bunların hepsini sayabilirsiniz. Ama adli kontrol çok fazla uygulanmıyor. Özellikle de iktidara karşı yapılan hamlelerde veya suç unsurlarında, suç iddialarında bunlar çok fazla, bunların uygulanmadığını görüyoruz. Bu ikinci olasılık olabilir. Yani uzun tutukluluktan dolayı cezaevlerinin fiziki koşulu bunu artık kaldırmıyor. Aslında bu o kadar basit bir şey ki yani uzun tutukluluğa son verebilirsiniz. Nedir? Adli kontrol sistemini uygulayıp bunları salabilirsiniz. Bu adli kontrolün dışına çıktığı zaman da sanık onu tekrar cezaevine alabilirsiniz. Ama çok fazla uygulanan bir şey maalesef değil bu. Yani üçüncü olasılık, bu sefer ister istemez tabii insanın aklına acaba diyorsunuz, bu bomba, hani at yarışlarındaki bomba, acaba yeni insanlar cezaevine mi gönderilecek? Böyle bir planlaması mı var? Yani bu zorlama bir düşünce olabilir ama bugünün Türkiye'sinde, bugünün yönetim zihniyetinde buna hayır diyemezsiniz. Yani kimdir, nedir, ben ve benim gibi insanlar mı bilemiyorum ama böyle de bir düşüncesi de olabilir. Önümüzdeki günlerde cezaevlerine konulması gereken kişiler diye. Bu çok ufak bir ihtimal de olsa yok mu? Evet, var. Tabii bu şartlardan dolayı herhalde bir hesaplama yapılarak 36 cezaevinin yapılmasına karar verilmiş. Şimdi fiziki şartlar dedik ya, avukat bir arkadaşım var, onunla konuştum. O kadar kötüymüş ki cezaevlerindeki durum. Yani bunlar aynı koğuşlar, çok kalabalık, koğuşlarda yatak yok, ranza yetmiyor. Revire bile istediği zaman insanlar gidemiyor, geç gidiyorlar, yemek porsiyonları küçülmüş, Adalet Bakanlığı'nın kararıyla, yani olmaması gerekir ama disiplin suçu işlenmedikten sonra cezaevinde başka yerlere nakledebiliyorlar ve bu fiziki koşullar da yetersiz. Yani bunların bir şekilde başka cezaevlerine gönderilmesi gerekiyor. Yani suçun azaltılması gerekirken, suçlu sayısının azaltılması gerekirken aslında suçun artacağını düşünen, suçlunun çoğalacağını düşünen bir öngörüden bahsediyoruz. Tabii bunun yanında iyi bir şey yok mu? İyi bir şey varmış. O da son bir aydır başlamış zannedersem. Görüntülü arama. Bu da her cezaevinde yok. Bazı cezaevlerinde var ve aileleriyle görüntülü olarak konuşabiliyorlar. Bakın, bizim gibi az gelişmiş, gelişmekte olan veyahut ve bunun yanında maalesef sosyal sorunları fazla olan, toplumsal kutuplaşmanın çok fazla olduğu, ekonomik sıkıntının, ekonomik krizin her dönem var olduğu bir ülkede aslında suçun artması da veya suçun ve suçlunun artması da çok fazla veya çok az yadırganabilecek bir durum değil. Ben yadırgamıyorum. Gelir adaletsizliği var mı? Var. İşsizlik var mı? Var. Mutsuzluk var mı? Var. Kalabalık bir toplum muyuz? Kalabalık bir toplumuz. Sosyal kutuplaşma var mı? Var. İnsanların suç işleyebilmesi için her türlü zemin fiziki olarak yaratılmış durumda, oluşturulmuş durumda. Böyle bir durumda da yani yapacak başka bir şey yok. Aslında cezaevleri rehabilitasyon merkezi diye biliniyor. Yani suç işlediğimde ben cezaevine giriyorum. Orada eğer suçluysam hüküm giyiyorum ve hüküm giydikten sonra cezamı çekiyorum. Ama o süre içerisinde cezaevi, evet, benim fiziki olarak orada kalmamı sağlıyor. Ne var ki benim topluma kazandırmak adına, rehabilite etmek adına da bir görev var. Ama bu ülkede maalesef sanığın veya mahkumun rehabilite edilme gibi bir durumu yok. Ne oluyor? Suçunu işliyor, giriyor ve çıkıyor. İnanın bana, cezaevlerindeki birçok sanık ve mahkum ceza kanunlarını sizden benden veya avukatlardan değil, hukukçulardan çok daha iyi biliyor.
ve kimisi cezaevlerini bir yatakhane olarak, bir otel olarak görüyor. Yani girerim çıkarım, artık suç makinesine dönüşmüş ve o dönüşen suç makinesi ister istemez yani yapacak da bir şey yoksa girer çıkar, cezamı çeker, tekrar topluma karışır, tekrar suçumu işler, tekrar içeri girerim diyor. Yani bir caydırıcılığı aslında yasaların, kanunların ve cezaevlerinin caydırıcılığını görmüyoruz. 2020 yılında ben hatırlıyorum, onu da Google amcadan şöyle bir kontrol ettim. 2020 yılında 300 bine yakın mahkum var. Ama daha sonra biliyorsunuz bir kısmi af çıkarıldı. Aftan sonra biraz daha düştü. Şu anda sayı tam olarak nedir bilemiyorum. Ama bu sayının artacağı öngörülüyor ki önümüzdeki günlerde bu 36 yeni cezaevi yapılacak. En sonuna bıraktım, bir olasılık daha var, onu en son söyleyeceğim. Şimdi bir anekdot anlattı bir avukat arkadaşım, çok enteresan. Müvekkili varmış, koğuşta kalıyor ve koğuşta bir hırsız varmış. Hırsız da çıkınca daha hızlı koşması gerektiğini söylüyormuş. Tekrar hırsızlık yapacağım ama daha hızlı koşmam gerekiyor yakalanmamak için demiş. İşte bizdeki cezaevlerinin durumu bu. İnsanları rehabilite etmeden sadece işte cezalarının çekilebileceği yer, çıktıktan sonra topluma karıştıktan sonra da aynı suça devam etmesi. Peki diyeceksiniz ya, bu suçlar arasında en fazla Türkiye'de ne? En fazla hırsızlık, uyuşturucu, siber suçlar, yolsuzluk, bunun gibi şiddet, bunun gibi maddeler ard arda sıralanabiliyor. En sonunu arkaya bıraktım. Yani 36 yeni cezaevi neden yapılabilir? İşte suçun artmasının öngörülmesi, işte ne bileyim uzun tutukluluğa devam edilmesi, Osman Kavala örneğinde olduğu gibi 1500 günü geçti Osman Kavala'nın yargılanması. Hala yargılanıyor ve 1500 gün aşağı yukarı da 4,5-5 yıla tekabül ediyor. Düşünsenize, tutuklu olarak 5 yıldır yargılanıyor. Siz bunu delilleri topladıktan sonra serbest bırakabilirsiniz. Adli kontrolle. Yani nedir? Evinde hapis yapabilir veya bir kelepçe, elektronik kelepçe ayağına takılabilir. Her gün, her haftayı bırakın, her gün gider karakolda imzasını verir ama yapmıyorsunuz. Çünkü bizde bazı suçlar kindarlık üstüne kuruluyor. Bazı suçlar iktidarın, bazı sanıklar iktidarın istemi üzerine veya onun söylemi üzerine cezaevlerinde kalıyor. Bir kişinin dudağından çıkacak laf Türkiye'de önemli. Tabii ki ben burada iktidarı kastediyorum. Tabii ki Erdoğan'ı kastediyorum. Osman Kavala örneğinde olduğu gibi adam yargılanıyor Gezi olaylarında. Ki Türkiye'nin Saros'u dedi bildiğim kadarıyla Erdoğan onun için. O günden bugüne de tutuklu olarak yargılanmasına devam ediliyor. 4,5-5 senedir, geçtiğimiz günlerde dava vardı, hala tutukluluğundan devam ediyor. Saros deyince ama bakın Türkiye'nin Saros'u deniyor. Ona tabii hiç kimse bir şey diyemiyor ama Erdoğan'ın o George Saros'la çekilmiş fotoğraflarını da hatırlayacaksınız. Onlar da poster internetin girdiğinizde birçok sayfasında bulabilirsiniz. En sona bıraktım bir olasılık. Tabii 36 cezaevini kendi imkanlarıyla yapmayacak bu devlet. Bunu da müteahhitlere verecek. Bunu da müteahhitler yapacak. Aşağı yukarı herhalde 6-7 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. 36 yeni cezaevi. Yani inşaat sektörünü harekete geçirmek, yeni müteahhitlere veya müteahhitlere bu imkanı, inşaat imkanını sağlamak, bu da olasılıklar arasında. İşte bunu sizinle bugün paylaşmak istedim. Acı durumu. Türkiye'nin hani gelişmişlik ölçüsü diyorlar ya, geliştik, ettik, gelişiyoruz, modernleşiyoruz. Ama aslında Türkiye'nin ne kadar acı bir tablosu. 2022 yatırım planlamasında adı böyle geçiyor. İnternetten kontrol edebilirsiniz. 36 yeni cezaevi yapılacak. Türkiye'nin bu nesini gösteriyor? Aslında suç kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu, insanların umutsuz olduğunu, mutsuz olduğunu, ekonomik dengesizliği, ekonomik krizin sonuçlarını, toplumsal krizin sonuçlarını hepsini içinde barındırıyor bu 36 yeni cezaevi. Burada yine ben merak ediyorum, AK MHP seçmeni, yani Cumhur seçmeni bu konuda ne düşünüyor? Dün yazdım, seçmen
böyle durumlar yaşanırken, böyle ekonomik kriz varken hala daha Cumhur İttifakı'nı arkasında gidiyor. Acaba neden nedir? Onların düşüncesini çok merak ediyorum diye. Şimdi aynı seçmen kitlesine tekrar soruyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu 36 cezaevini? Siz yeni yapılacak olan bu 36 yeni cezaevi sizin kafanızda ne canlandırıyor? Yatırım planlaması arasında. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'yi nereye konumlandırıyorsunuz? Çünkü onlar gibi de düşünmek istiyorum. Acaba nasıl görüyorlar? Ben bu pencereden bakıyorum ama onlar hangi pencereden bakıyor onu da çok merak ediyorum. Maalesef bu acınacak bir hal. Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 36 yeni cezaevi. Onu da herhalde törenle açarlar diye tahmin ediyorum bittiği zaman. Onu da törenle açılacak bir hali yok ama Türkiye burası. Artık kavramların birbirine karıştığı, söylemlerin bir türlü tutarlı olmadığı, tutarsızlığın has safhada olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Siz de düşünün lütfen 36 yeni cezaevi niçin yapılır?